Doğruların birbirine göre durumları. Bu videomuzda analitik geometrinin önemli başlıklarından birisi olan doğruların birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Öncelikle doğruların birbirine göre durumları derken 3 özel başlıktan bahsettiğimizi söylememiz lazım. Doğruların bu 3 özel başlık dışında da birbirine göre durumları vardır. Fakat onlar önemli sonuçlar üretmediği için analitik geometri açısından değersizdirler. Biz analitik geometri açısından değerli olan 3 özel durumu inceleyeceğiz. Nedir bu 3 özel durum? Birincisiyle başlayalım. İki doğrunun paralel olması. Paralel olma durumu. İkincisi, dik olma durumu. İki doğrunun dik olma durumudur. İkinci özel durumumuz. Üçüncü özel durumumuz ise çakışık olma durumudur. Çakışık olma durumu. Doğruların birbirine göre durumları derken bu üç özel durumdan bahsediyoruz. Ve bunların analitik geometri açısından önemli sonuçları vardır. Şimdi onları konuşacağız. Eğer ki iki doğru birbirine paralelse, iki doğru birbirine paralelse, bu iki doğrunun eğimleri birbirine eşit olmalıdır. Eğimler eşit olur. İlk doğrumuzun eğimine M1, ikinci doğrumuzun eğimine M2 dersek M1 eşit M2 olmalıdır. İki doğrunun eğiminin eşit olduğunu gördüğümüz an o iki doğrunun paralel olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Paralel olma durumu bu nedenle analitik geometride çok önemlidir. İkinci durumumuz iki doğrunun dik olma durumudur. İki doğru dik olduğunda bu iki doğrunun eğimlerinin çarpımı eksi birdir. Bu da analitik geometri açısından önemli bir sonuç üretmektedir. Eğimler çarpımı eksi birdir. Bunun eğimine M1, bunun eğimine M2 dersek M1 çarpı M2 eşittir eksi 1 olur. İki doğrunun eğimlerinin çarpımının eksi 1 ettiğini gördüğümüz an o iki doğrunun birbirine dik olduğunu söyleyebiliriz. Çakışık olma durumu. İki doğrunun aslında aynı doğru olması demektir. Yani birbirinin üzerinden geçmesi durumu demektir. Onu farklı bir renkle göstermekte fayda var. Çakışık olma durumu iki doğrunun aynı doğru olması demektir. İki doğru hakkında bize çakışık derlerse doğrumuzun birini yazalım. A1x artı B1y artı C1 eşittir 0. A2x artı B2y artı C2 eşit 0. Bu ikisinin çakışık olması demek, denklemlerin birbirinin katı olması demektir. Bütün katsayıların oranı birbiriyle eşit olmalıdır. Çakışık doğrular şöyledir. Mesela birisi x artı y eşittir 4 ise bununla çakışık olan yani aynı olan doğru sadece bunun bir katıdır. Mesela 3 katı. 3x artı 3y eşittir 12. Bu nedenle biz iki doğrunun çakışık olduğunu biliyorsak bunların bütün katsayılarının oranı birbirine eşit olmalıdır. Kuralımız budur. A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2
O da eşittir C1 bölü C2 olur. Analitik geometride doğruların birbirine göre durumları derken bu üç özel durumdan bahsediyor. İki doğrunun paralel olma durumu, eğimleri eşit olur. İki doğrunun dik olma durumu, eğimlerinin çarpımı eksi bir olur. İki doğrunun çakışık olma durumu, yani ikisi birbiriyle aynı doğru demektir. Bütün katsayıların oranının birbirine eşit olması gerekir. Şimdi bu videomuzun arkasından sırasıyla iki doğrunun paralel olma durumu ile ilgili örneklerin olduğu videomuz gelecek. Ardından iki doğrunun dik olma durumu ile ilgili örneklerin olduğu videomuz ve en sonda çakışık olma durumu ile ilgili örneklerin olduğu videomuz gelecek. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.